11 ders. Konu olarak bugün lafız ve mana rivayetini konuşacağız. Evvel emirde. Lafız ve mana rivayeti dediğimiz hadise, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den duyan kimselerin, başta sahabiler olmak üzere, Hazreti Peygamber'den duyduklarını, sonra tabiiler, böyle devam eden bir silsilede olan aktarımlarını konuşuyoruz. Daha önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabilerine kendisinden duyduklarını yazmalarına müsaade etmediğini, genel manada bunu yasakladığını ama özelde bazı kimselere müsaade ettiğine dair konuyu işlemiştik. Dolayısıyla genel manada Hazreti Peygamber'den rivayet edenlerin, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle olsun, P ile Hazreti Peygamber desek, Hazreti Peygamber'den rivayet eden, Hazreti Peygamber'den ona gelsin, kim o? Herhangi bir sahabi. Ondan sonra o sahabiden rivayet eden, ondan sonra o tabiinden rivayet eden, böyle aşağı doğru raviler düşünelim. Bunlar böyle Hazreti Peygamber'den bu sahabi duyuyor. Bu sahabiden bir tabiin duyuyor. Ondan bir başka ravi, R diyelim raviye. Ondan da başka bir ravi, R1 olsun, R2 olsun. Şimdi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den duyan bir sahabi, duyduklarını an itibariyle yazma imkanına sahip olmadığı için genel olarak özel olanları, özelde yazan birkaç sahabiyi düşünmez isek, bunları bilahare tabiine aktardığı zaman, tabi lafzen aktarma imkanı yok. Yani çok kısa bir ifade olur, mücmel bir ifade olur. Bunu lafzıyla koruyabilir. Yani ben katabe aleyye muteammiden, bana amden yalan konuşan, benim adıma amden yalan konuşan, feletebevve mekadehu minennar, ateşten oturana hazırlansın. Mesela bu kısa ve özlü haliyle bir tek cümle, men kezebe aleyye, kim adıma yalan konuşursa, muteammiden, kasten yani, feletebevve mekadehu, فَلَتَبَوَّ مَقَعَدَهُ, oturana hazırlansın, مِنَ النَّارِ, ateşten. Böyle kısa, özlü bir ifadeyi hatırda tutmak zaten mümkün. Dolayısıyla lafzını da, bu işte onun lafız kalıbı, biz buna dizgisi diyebilirsiniz, kelimelerden oluşan bu ifade biçimi. Bunu korumaları mümkün. Benzer şekilde bunun gibi bir ifade, bir dua cümlesi olabilir. Ya Hazreti Peygamber demiş ki mesela, şöyle deyin. Kulu Allahumma entes selam. Allah'ım, selam sendendir. Ve minkes selam. Allahümme, ey Allah'ım, entes selam, selam sensin, ve minkes selam, ve selam sendendir. Devamını biliyorsunuz, tebarakte, ya da celalim aleykram,
Bunun gibi veya ettehiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibat dua olarak okunan türden olanlar. Bunları özellikle hatırda tutarak aktarmaları mümkün. Ama normal bir anlatımda Hazreti Peygamber'in konuştuğu, uzun uzun sohbet ettiği, sohbet arasında geçen başka anlatımlar, bunların lafzen korunabilmesi, kelimelerinin, sözcüklerinin korunabilmesi elbette ki söz konusu değil. Dolayısıyla bu takdirde hafızadan süzülüp gelen sahabenin tabiine aktardığı şey nedir? Manadır, manayı aktarır. Dolayısıyla da konuştuğumuz şey bu, mana ile rivayet. Şimdi biz bunu çokça kullanıyoruz tabii hayatımızda. Bir arkadaş bir başkasına anlattığı bir meseleyi, o götürüp başkasına anlatıyor. Ne diyoruz? Ondan duyduğunu götürüp ötekine anlatmış. Peki bu anlatım ile diğer anlatım arasında lafız birliği var mı? Kelimeler, sözcükler birebir aynı mı? Hayır. Ama niye aktardı? Manayı aktardı. Dolayısıyla biz hayatımız içerisinde bu şekilde mananın aktarımının farkındayız. Söz gelimi şu derse birkaç şubede işledik. Şu an ayrıca sanal olarak işliyoruz. Biz aynı dersi işlediğimizi, aynı şeyleri anlattığımızı düşünüyoruz. Ama bu derslerimizin ses kayıtları tutulsa, biz bu manaların hepsini aynı cümlelerle, aynı kelimelerle, aynı dizgilerle, birebir aynı anlatmamışızdır. Mümkün değil. Dolayısıyla bizatihi anlatanın kendisi, yani buradaki örnekte Hazreti Peygamber'in kendisi, bir ortamda anlattığını başka bir ortamda anlatırken de aynı ifadeleri, aynı kelime kalıplarıyla, aynı cümleleriyle anlatmış olmayabilir. Hatta anlatmamış olması daha yüksek bir ihtimaldir. Çünkü bunu zihin koruyamaz. Dolayısıyla yine benzer bir örnek. Diyelim ki bir arkadaşınızdan fıkra duydunuz. Bir başka arkadaşınıza bu fıkrayı anlatıyorsunuz. Nasıl anlatırsınız? Birebir arkadaşınızın cümlelerini, aynı kelimeler, aynı dizgiler, aynı yüklem sırası, aynı özne, bunları aynen korumanız mümkün değil. Hafızanızda kalan manayı tekrar kendi cümlelerinizle aktarırsanız, dolayısıyla da süzülüp gelen mananın aktarılmasından bahsediyoruz. Şu halde yazım yasağı söz konusu olduğuna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den duyulan şeylerin kısa, özlü, dua mahiyetinde olan mücmel ve benzeri bunları saymaz isek, genel olarak manasının aktarılması, yani bu sahabi Hazreti Peygamber'den duyduğunu eğer lafzını koruyabildiği türden kısa, mücmel, özlü, veciz ibadette kullanılacak ettehiyyatü lillahi gibi özellikle ezberlemesi gereken şeyler dışındakileri tabiine aktarırken mümkün olduğunca hafızasında kalan o lafızları korumaya çalışır ama genel olarak da manasını aktarırdı. İşte biz buna mana ile rivayet diyoruz. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sahabeye geçiş var. Burası zaten orijinal. Yani Hazreti Peygamber'den sahabeye geçiş. Bu orijinal oluyor. Kaynak çünkü Hazreti Peygamber. Ama yine şunu hatırınızda tutun. Hazreti Peygamber başka bir ortamda aktarırken kaynak kendisi olmasına rağmen aynı konuyu başka ifadelerle de aktarmış olabilir. Dolayısıyla bizim bugün için lafızlarda gördüğümüz farklılıkların daha birinci elde Hazreti Peygamber tarafından da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den de kaynaklanmış olma ihtimali var. Çünkü o bir konuyu hayatında bir kez sadece bir ortamda anlatmış değildi. Aynı konuyu başka başka ortamlarda da anlatır, tekrar eder, paylaşır. Dolayısıyla da bir ortamda kendisinden duyulan bir konunun başka bir ortamda kendisinden tekrar duyulduğunda farklı lafızlarla, farklı cümle kurgularıyla anlatılmış olma ihtimali var. Dolayısıyla orijinalin bile lafız birliğinden mutlak şekilde söz edemeyiz. Burası orijinal.
dedik ama onun bile her zaman aynı olmayabileceği, ortamdan ortama Hazreti Peygamber'in konuştuğu, anlattığı hadislerini ve cümlelerini farklı kurabileceğini bilerek böyle yazalım. Sonra sahabi. Sahabi bunu duydu Hazreti Peygamber'den. Bunu tabiine aktarırken kısa, mücmel, özlü ve ibadette kullanılan özellikle ezberlenenler dışındakileri mümkün olabildiğince tabii ki Hazreti Peygamber'den hatırladığı lafızlarla, ama hatırlamadıklarını ise bir sonrakine mana ile aktarıyordu. Yani şuradaki geçiş mana ile. Eğer sahabimiz o çok az sayıdaki yazan sahabilerden değilse tabii, bunu mana ile aktardı. Geldik tabiine. Tabiide yazanların sayısı biraz daha fazladır. Özellikle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki zamanlarda sahabilerde de yazan sayısı arttı. Tabiilerde bu daha daha arttı. Dolayısıyla burada yani Hazreti Peygamber'den orijinal duyan sahabiler bunu mana ile aktardı diyoruz ama az sayıda kimseler de yazıyla aktardılar Hazreti Peygamber'den duyduklarını. Ama ilk anda yazmadıkları için zihinlerinde kalan manayı yazıya döktüler. Dolayısıyla söz kalıbı kime ait? Sahabiye ait olabilir. Mana ile rivayetin söz kalıbını duyan tabi'in eğer bunu yazıyor ise o yazdıklarını sonrakine lafızla aktarma şansı var. Burada tabi'ler arasında tabii ki arttı, daha fazla yazan kimseler oldu. Dolayısıyla da lafza döküp artık yazılı haliyle aktaranlar var. Bizim bu süreçte şuradan itibaren artık hep yazıldı deme şansımız yok. Bazı kimseler yazıda geciktiler, bazı kimseler erken davrandılar. Dolayısıyla biz hayali bir çizgi çekersek, yani şöyle bir çizgi yapalım. Bu çizgimiz artık yazıma geçildiğini ifade etsin. Yazımın başladığı. Şimdi bu hayali çizgiye bağlı olarak konuşursak, çünkü her senette bu bir aşağı bir yukarı kayabilir. Buradan sonra artık yazıldığını düşünürseniz, o zaman Hazreti Peygamber'den bu çizgiye kadar gelen kısımda, şu kısımda mana korundu. Mana korunuyor. Lafzın korunmamış olma ihtimali, çünkü hafızadan süzülüp tekrardan cümleciklere dönüştürülmesi sahabe ve tabi'in tarafından yapıldığından, bu süreçte sadece mananın korunduğu, lafzın yeterince korunamadığı düşünülebilir. Bundan sonraki süreçte, artık yazıdan sonraki süreçte, tabii artık lafız da korunuyor. Lafız da. Çünkü mana zaten korunuyor. Lafız da korunuyor. Bu böyle aşağı doğru gider. Şimdi elimizde kalan lafzın, eğer tabi'in yazdıysa sahabe lafzı olma ihtimali. Tabi'in de yazmayanlardansa son lafzın tabi'in tarafından oluşturulmuş olma ihtimali var. Ama mana ta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dönüyor. Dolayısıyla manaya müdahale etme, manayı değiştirme, tabi bilerek, bir değiştirmeden söz ediyoruz. Bilmeyerek değiştirmeler, bilmeyerek ufak tefek dokunuşlar, bunlar olabilir. Biz bunları nasıl yakalarız derseniz, aynı Hazreti Peygamber'den bir başka sahabinin bu rivayeti bize aktardığı diğer tarikler üzerinden bunların mukayesesi ile bu türden yanlışlıkların nedenli olduğunu yakalamak mümkündür. Şayet başka sahabiler ve başka tabiler tarafından rivayet bize ulaşıyor ise. Demek ki mana ile rivayet dediğimiz hadise mananın aktarılması demektir. Lafzın aktarılamadığı veya yeterince aktarılamadığı bir duruma tekabül eder. Bugün için hala gerçekçi ve kullanılan
Çünkü esas olan mananın kendisidir. Burada duyduğunuz fıkrayı başka yerde aktardığınızda neyi aktarmış oluyorsunuz? Aynı fıkrayı aktarmış oluyorsunuz. Dışarıda birileriyle konuşarak duyduğunuz bir hadiseyi evde gelip anlattığınızda aynı şeyi anlatmış oluyorsunuz. Velev ki lafızlar aynı olmasın. Biz bir önceki ders veya ondan önceki şubede anlattığımız bu dersi şimdi tekrar ederken hiçbir cümlemiz birebir önceki derslerle aynı olmamasına rağmen biz aynı dersi aktardığımızı ifade ediyoruz. Dolayısıyla bu farklı tariklerle gelen rivayetler arasındaki lafız farklılıkları ama mana birliği söz konusudur. Ve hadis kitaplarında buna çokça denk geliriz. Nitekim bazen bir hadis kitabını okuduğumuz zaman bir yerde orada üst üste gelen mana farkları, lafız farkları dolayısıyla da farklı hadisler olarak sıralandığında biz onları Türkçe'ye çevirerek Haziruna aktardığımızda muhataplarımız ya hocam o hadisi okumuştun, demin de aynı hadisi okudunuz diye bizi uyarırlar. Halbuki biz farklı lafızlarla gelen hadisleri okuyoruz ama mana aynı olduğu için biz Türkçe'ye çevirdiğimizde de muhatap her defasında aynı manayı duyduğundan acaba yanlışlıkla tekrardan mı okuyorsunuz diye uyarıda bulunur. Demek ki burada anlatılmak istenen şey mananın kendisi esas ise şayet bu aktarımda mana özellikle ilk birkaç tabakada korunmuş ama sonraki tabakalarda lafız da ayrıca korunmuştur. Bunu burada tekrardan yazalım. Hem mana, lafız da korunuyor. Ayrıca mana yani korunuyor. Bugün ele aldığımız farklı hadislerde aynı hadisin farklı tariklerinde eğer lafzın aynı olduğunu görürsek, söz gelimi şu hadiste olduğu gibi, o zaman bu lafzın ta Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem ait olma ihtimalini yüksek olarak değerlendiririz. Çünkü eğer kaynaktan duyulduğu şekliyle farklı tariklerde değişmemiş ise, o zaman bu lafız birliğinin Hazreti Peygamber'e ait olma ihtimali kuvvet kazanır. Çünkü farklı sahabiler hep aynı lafızlarla verince anlarsınız ki demek ki Hazreti Peygamber'den duyduğu şekliyle ifadeyi koruyabilmişler. Genelde de kısa hadislerde bunu görmek mümkün. Veya bazen uzun hadislerde ama hadiste geçen ilginç bir ifadenin de korunabildiğini, ravilerin özellikle sahabi ravilerin zihnine kazındığı için oraların aynen aktarılabildiğini görmekteyiz. Hazreti Peygamber'in çıkardığı bir ses veya o esnada çok kısa özellikle vurguladığı bir tarafı veya esprili işte Yemenliler geldiğinde Yemenlilerin lehçesiyle onlara verdiği cevapta olduğu gibi lafzın özellikle korunduğu durumlar rivayetlerin karşılaştırılmasıyla kendisini ele verir. Manayla rivayet böyle bir şey. Dolayısıyla bazı kimselerin işte Hazreti Peygamber'in lafzı ağzından çıktığı şekilde korunamamış. Dolayısıyla da bizim için bir şey ifade etmiyor demelerinin bir manası yok. Çünkü söz konusu olan burada asıl olan mana ise ki biz kendi hayatımızda bu mana ile hareket ediyoruz. Elimizden Hazreti Peygamber'den gelen mana mevcuttur. Hayır ben lafız kalıplarını özellikle istiyorum, mana beni alakadar etmiyor deme cüretinde bulunacaksak o zaman önümüz açık. Bir başka husus, bu konuştuklarımız Hazreti Peygamber'in, yani hatırlarsanız hadisi biz konuşurken üçe ayırmıştık. Bunlar nedir? Hazreti Peygamber'in sözlü, sonra Hazreti Peygamber'in fiili, sonra Hazreti Peygamber'in takriri. Sünnetin üç önemli bileşeni, aynı şekilde rivayetlerin. Dolayısıyla şu konuştuğumuz hususlar Hazreti Peygamber'den
duyulan sözlerin aktarımıyla alakalı bir mevzudur. Eğer fiilinden bahsediyorsak, zaten sahabimizin Resulullah'tan aldığı, kaynağın ürettiği fiili, yani davranışı gözlemlemesi söz konusudur. Bu gözlemlediği davranışı kendisi ifadeye döker. Dolayısıyla da işte Hazreti Peygamber şöyle yaptı. İçeri girdi, eline misvakını aldı, misvakını biraz açtı, ağzına götürdü diye tanımladığı, betimlediği, tarif ettiği ifadelerin tamamı doğal olarak kendisine ait olacaktır. Bu fiili durumları anlatan sahabi ravinin anlatımının mana ile olduğunu söylemek uygun düşmez. Çünkü gözleriyle gördüğü bir hadiseyi illaki kendi cümleleriyle anlatacaktır. Onun anlattığı tabiin ravi eğer zaten yazan bir kimse ise o zaman mana ile rivayetin hiçbir zaman devreye girmediğini öngörebiliriz. Aynı durum sünnetin bir diğer bileşeni olan takrir içinde söz konusudur. Takrirde de Hazreti Peygamber'den bir ses, bir söz sadır olmaz. İçinde bulunduğu ortamda gelişen herhangi bir hadiseye nötr kalması, sessiz kalmasını takrir olarak değerlendirmiştik ilk dersten hatırlarsanız. Dolayısıyla sünnetin bu üç temel bileşeninden ikisiyle alakalı zaten mana ile rivayet çok devreye girmez. Çünkü sahabi zaten bunu kendi lisanıyla aktarmak durumundadır. Onun aktardıklarını tabi'in râviler çoğunlukla zaten yazarlar. Ama Hazreti Peygamber'in eğer tırnak içinde sözleri ağzından çıkan konu buysa o zaman sahabilerin bunu çoğunlukla yazmadıkları için özellikle de uzun anlatımlarda ancak mana ile sonrakilere aktaracaklarını tahmin etmek mümkündür. Gelelim şimdi sahabiler bu türden anlatımlarını tabii şey yapmak için yani benzerini aktardıklarını ifade etmek için hadisin sonunda اَوْ مِثْلَهُ اَوْ نَحْوَهُ اَوْ شِبْهَهُ gibi ifadeler kullanırlar. Bu bugüne kadar hadislerin sonunda gelmiştir. Duyduğunuz zaman, bir hadisi dinlediğiniz zaman görürsünüz Hazreti Peygamber'in ifadesi bittikten sonra böyle şeyler kullanırız. نَحْوَهُ اَوْ مِثْلَهُ diyerek yani buna benzer bir mananın olduğunu ifade etmek için. Evet, hadislerin değişik lafızlarla rivayet edişlerinin nedenlerini de böylece konuşmuş olduk.